7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Moda Life mobilyayla sinema keyfi başlıyor. Şehri İstanbul'un unutulmuş bir semtinin unutulmuş bir lisesi yanmış, 7 öğrenciye ilçede okul bulunamamıştı. Ne demek yani herkes okul bulduk da biz size bulamadık? Ağzını yüzünü kıracaktım da zor tuttuk yani. Sonunda ilçedeki özel girişim koleji pek gönüllü olmasa da açtı kapılarını bizim 7 deli fişeğe. Yeni okulunuzun idaresiyle görüşmem düşündüğümden biraz daha uzun sürdü de. Yeni okulunuz mu? Böyle bir okula geleceğimi bilseydim okuldan önce ben yakardım zaten be. Yeni okulları girişim koleji çok modern, çok havalı bir binaydı. Havalı bir de müdürleri vardı. Esma Sultan. Gördüğünüz gibi bu okulda istemiyorlar sizi. Ben de istemiyorum. Lakin Orço halinden memnundu. Çabuk kaynaştı yeni arkadaşlarıyla. Anis, Calimero. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Karabiber'in ise okulda hademelik yapan annesi yüzünden endişeleri vardı. Kızım, söz ver bana. Kimse annem olduğunu bilmeyecek. Sen benden utanıyor musun? PC'nin renkli kişiliği yüzünden başı dertteydi. Herkes saçımı soruyor. Herkes aynı cevap vermekten sıkıldım ya. Kar topu. Salça bol bol dedikodu malzemesi üreteceğinden pek sevinçliydi. Ay ben onlara daha tedavisi bulunmamış bir hastalıkla bulaşacağım anacığım. Dedikoduyla. Ahan da buraya yazıyorum, bana da salça demesinler. Trafonun da kanı kaynamıştı hemen yeni arkadaşlarına. Gözünü sevdiğimin devlet lisesi be. Cimbomsa görür görmez anlamıştı rakibinin kim olacağını. Aslına bakarsan buradan bakınca senin oturduğun yerde boş görünüyor. Yedili'nin sakin gücü Bayrampaşalı'nın işi zordu. Hem okulu hem arkadaşlarını idare etmekte zorlanacaktı. Ya trafo, dikkat ettin mi abi? Günde 100 kere sana sakin ol diyorum. Abi ne gerek var ya? Lan sok şunu cebine. Sigortalar aşağıda olsun trafo. Şş abi sakin ol. Trafo. Tamam abi gerek yok şimdi. Trafo tamam abi sakin. Tamam trafo abi hadi gidelim. Topraklarından uzak büyümeye çalışan 7 karanfildiler artık. Veya yeni okullarındaki ismiyle pis yedili. Günaydın. Günaydın paşa. Günaydın. Gelmedi mi bizimkiler? Yok. Bizim burada beklediğimizi biliyorlar ya. Ağırdan alıyorlarmış. Arayayım kızları istiyorsan. Yok ya arama. Hem Günçişek Hanım'ın rahatını bozmayalım. Şimdi yeni sevgilisi için süsleniyordur. Aceleye getirmeyelim yani. Ya, tamam ya bekleriz sorun değil. Evladım gözünüzü seveyim. Ben elektriksiz ne yaparım? Odunum yok, kömürüm yok. Elektrik sobasıyla ısınıyorum ben. Ne olur elektriğimi açın. Teyze yapacak bir şey yok. Ödeseydin borcunu. Sevin. Sevin teyze değil mi o? Hı, o valla. Ne olmuş acaba? Anlarız ya şimdi gelin. Ödemeyeceğim demiyorum ki yavrum. Ne olur biraz zaman verin. Halden anlamıyor musunuz hiç? Sevin teyze. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Sormayın yavrum. Elektrik borcum var diye saatimi mühürleyip gittiler. Bir iki hafta süre verin dedim. Para bulayım dedim. Dinlemiyorlar. Bu soğukta nasıl ısınırım ben? Görmüyor musunuz ya gariban kadının halini? Ne istiyorsunuz kadından? Arkadaşlar bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. İki kere ihbarname gelmiş, ödememiş borcunu. E tamam da isteyerek mi ödememiş? Sonuçta belli yani hali durum ortada. Nedir? İdare edemiyor muyuz?
Size söylemesi kolay. O ne idare, bu ne idare. Hem devlet mecbur mu size bedava elektrik vermeye? Kardeşim devletten bedava elektrik mi istiyorum ben? Canını sıkma şimdi benim. Tamam Mert, tamam abi. Ya bırak, elektrik aldım adamdan ya. Ya dur şimdi, işi daha da zorlaştırma. Bak arkadaşım, teyzemiz dul maaşıyla geçiniyor. Durumum yok diyorsa öyledir. Şimdi siz bu elektriği açın. Bize de biraz süre verin. Biz de denkleştirip hallederiz. Ya hem ne kadar ki borcu? 450 lira. Açmanın kapanmayla 550 lira. Ödeyin borcunuzu, gelelim açalım elektriğinizi. Ya şimdi açacağım ben senin elektriğini burada ha. Allah Allah ya, bıraksana başa ya. Lan bıraksam ne olacak? Adamlar emir kulu işte. Emir kulu gibi konuşmuyor ki. Ya tamam, şimdi bırak nasıl konuştuklarını abi. Sevim teyzeciğim, sen de üzülme. Olur böyle şeyler, herkesin başına gelir. Yani biz de bir şekilde halledeceğiz artık. Bulacağız bir çaresini. Ya Sevim teyze, bak senin saatin açılıncaya kadar gelirsin, bizde kalırsın. Ben annemle de konuşurum. Allah razı olsun yavrum sizden. Cümlemizden teyzeciğim, cümlemizden. Hadi sen gir içeri, halledeceğiz biz. Ya paşa, bırakmadın adamın ağzını yüzünü kırayım, elektriğimi atayım sabah sabah ya. Ya Mert, dur iki dakika ya. Protonu sen de al, nötronu ben de alayım da çözülecek iş değil bu. Yani bir şeyler düşünmemiz lazım. Kadını 500 lira için karanlıkta bırakacak halimiz yok herhalde. Gelmedi bizimkiler daha lan. Gelirler, gelirler. Ha? Millet, bugünün bomba haberini bilin bakalım. Ya kızım bir dur Allah aşkına ya. Hiç bombayla mombayla uğraşacak halimiz yok şu an. Ne oldu? Sıkıntı var. Sevim teyzenin elektriğini kesmişler. Karanlıkta kaldı kadın. Ya bir de kadın elektrik sobasıyla ısınıyormuş. Hadi ya, yapabilecek bir şeyimiz var mı acaba ya? Var tabii. Yani bir şeyler düşüneceğiz elbet. Baktık çözemiyoruz. Akşam gideriz birkaç esnafa yardım toplarız. Toplarız tabii ya. Öylece ortada mı bırakacağız kadını? Bayraz Diyaz Kamiller! Hay be! Arça? Arça? Arça değil. Zorro. İki O ile. Ha! Bu halin? Halk kahramanı oldum Kamiller. Senden halk kahramanı olmaz. Olsa olsa halt kahramanı. Kardeşim, bir şey söyleyeceğim sana. Ben sana geçen gün dedim yani bu okul kıyafetiyle düdüğe benziyorsun diye. Çok özür diliyorum. O lafı geri alıyorum. Asıl şimdi düdük gibi olmuşsun. Allah! Hüseyin! Sinirlerimi bozma trafo. Yemin ederim yoksa alnının ortasına Z harfi çizerim. Oğlum var ya bak, o kılıcı sana yediririm. Ondan sonra Z diye tuvalette ha. Gel abi, kızlar var. Ya abicim elektriğimi atamadım ki adamlara. Şimdi zor umuru dinlemeyeceğim, dalacağım ha. Dua et trafocuğum. Fakir insanların alnına Z harfi yapmayalım. Bırak artistliği de anlat bakalım, nereden çıktı bu? Hakikaten ya, nereden çıktı Zoro şimdi? Ya sormayın amigos muchos antes perezlerim benim ya. Alice geçen gün yanıma geldi, dedi ki Orçacığım dedi, hayatımızı birazcık renklendirmek için fanteziler üretelim dedi. Bak sen. Evet. Yok neymiş efendim, gece yatmadan önce beni Zorro kıyafetleriyle hayal ediyormuş da, ne olursun Orça, yalvarırım Orça, Zorro kıyafeti bul dedi bana. Her Zorro kostümünün altından Antonio Banderas çıkmadığını görünce hayal kırıklığına uğramaz inşallah. Ne yapayım işte, ben de Zorro kıyafeti buldum. Orça oğlum, sana kötü bir haberimiz var. Bizim bu yalana inanmamız düşündüğünden de Zorro. Hakikaten ha. Bir konu sorduk, bir soru sorduk, başka başka şeyler anlatıyorsun. Anlat, niye giydin bunları? Üf ya, tamam tamam. Ya sormayın kanki canfiklerim ya. Anneannem bugün okul yok zannedip bütün kıyafetlerimi ne var ne yok toplayıp hepsini çamaşır makinesine atmış ya. Elimde bir tek bu kaldı. Ben de bunları giydim geldim. Ne yapayım? Çıplak mı giyseydim okula? Gerçi şimdi düşündüm de... Düşünme Orçun ya. Ben düşündüm, midem kalktı yemin ederim. Salça. Benim sinirimi bozma. Yemin ederim alnının ortasına zalça yazarım ha. Tabii Orço Meksika'nın Orta Anadolu bölgesinden geldiği için zalça yazabiliyor. Anladım espriyi. Anlamadım. Ulan saçmalama, hadi papucumu zor olsun. Bu gereksiz hasbelkader gerçekten zor olsa, mahallenin derdiyle uğraşına gider, uçkurunun peşinde koşar burada. Ya paşacığım, halk kahramanıyız diye arzularımız olamaz mı bizim ya? Mişal, örümcek adama bak, nasıl baş aşağı öpüşüyor. Keşke sen de baş aşağı öpüşseydin de beynine kan gitseydin. Vallahi Orçun'un beynine kan gidecek mi bilmiyorum ama seni bu halde görünce Esma Sultan'ın kesin beynine kan fışkıracak yani. Hakikaten. Boşu boşuna laf yiyeceksin şimdi Esma Sultan'la. Siz orasını merak etmeyin. Ben her şeyi düşündüm. Esma Sultan bana hiçbir şey diyemeyecek. Siyah Zorro. Arriva! Okula gidelim de göreceğiz onu.
çıkıyorum, görüşürüz. Kızım, daha doğru düzgün kahvaltını bile bitirmedin. Ay yok baba, çok bile yedim. Hadi görüşürüz. Kızım, akşam geç kalma. Yemeğe misafirimiz var. Kim misafir? Tekin amcanlar işte. Serhan sözlenmiş, onu da getirecekler akşam. Anne, niye daraltıyorsunuz gençleri? Ne işiniz var sizin Serhan'ın sözlüsüyle? Ne var kızım, tanışmış oluruz. Aha bak ne diyeceğim. Sen Ferit'i de çağırsana akşama. Yok artık. Ne var kızım, gençler hep beraber oturur muhabbet edersiniz. Ay yok anne, ben almayayım lütfen. Aa, kızım hemen hayır deme. Aa, geçen gün Nermin teyzene de bahsettim erkek arkadaşından. O da merak etti. Hem tanışmış olurlar. Bence de iyi fikir. Ya baba, anne ne alaka ya? Ne gerek var? Ay niye? Ayrıldınız mı yoksa? O hastanedeki çocuk yüzünden mi yoksa? Nereden çıkarıyorsun baba ya? Güney miydi, neydi o hastanedeki çocuğun adı? Sana bakışlarını hiç beğenmedim. Hiç arkadaşça değildi. Ya baba kusura bakma da senin bu sabah kız babalığı paran ayaklığın üstünde. Biz Ferit'le ayrılmadık. Gayet de mutluyuz. E tamam o zaman, çağır işte akşamı. Ya niye ısrar ediyorsun anne? İtiraz istemiyorum Elçin. İstersen ben arayıp çağırayım. Hayır. Ben ararım. Başka bir şey yoksa belki geliriz akşama. Kız arkadaşının annesi ve babasıyla yemek yemekten daha önemli ne işi olabilir ki? Bilmem. Yoktur herhalde. Tamam. O zaman bekliyoruz akşama Ferit'i de. İyi. Ben gideyim o zaman. Ne bakıyorsun Kamil? Uy Kamil seni. Günaydın. Günaydın. Ya Paşa, bir şey soracağım sana. Sen bu Elçin'le yeniden başlama durumunu gözden geçirdin mi? Allah Allah, nereden çıktı oğlum şimdi o? Ne bileyim ya, öyle aklıma geldi. Dur tahmin edeyim. Eski sevgilisini yeni erkek arkadaşıyla görüp üzülüyor. Yine eski sevgilisi Elçin'le birlikte olsun da teselli ikramiyesinden faydalansın diyorsun galiba. Ya Paşa, ne alakası var ya? Senin üzüldüğünü görüyorum, soruyorum, merak ettim. Ama yani sen karışma diyorsan onu da bilemeyeceğim tabii. Yok be oğlum. Ya ben bu dengesiz manzaraya hala alışabilmiş değilim. O yüzden ben de gerginlik yapıyor arada. Ya ben sana burnunu sokma falan der miyim ya? Ama oğlum biliyorsun işte ya, Elçin'in o lafları. Yok biz başka dünyaların insanıyız falan. Yenileri yutulur cinsten değil. E gün çiçekli yeniden başladığını zannedip öyle söylememiş miydi o? Öyle. Yani en azından o öyle demişti. Öf, boş ver ya. Böyle daha iyi abi, ikimiz de bekar. Yani. Ne demek yani? Ya evet ya hayırdır. Bana bak. Birisiyle birlikte misin oğlum yoksa? Ya Paşa, kaç defa konuştuk, yok öyle bir şey işte ya. Tamam oğlum tamam, şaka yaptım, kızardın hemen ya. Hem dediğim gibi senin atarlarına, benim de kafamın karışıklığına katlanacak kızlar bulana kadar yalnızız değil mi? Yani kısmet de bu işler. Allah Allah, hala kısmet diyor ya. Hadi Paşa, hadi içeri girelim ya. Çocuklar bekle, hadi. Allah Allah. Gidip bakalım bizim halk kahraman Zorro ne yapıyor acaba? Çirkin güzelliği denen bir şey vardır, bilir misiniz Nedim Beyciğim? Aynı Javier Bardem gibi. Duydum efendim. Ama bilmenizi isterim ki ben insanları güzel çirkin diye ayırmam. Benim için insan, insandır. Ah sizin bu demokratik soldayız, en sağlıklı yoldayız tavırlarınız yok mu? Neyse, hayırlısı olmuş. Güzel insan, tatlı insan. Ama bilmenizi isterim ki Javier Bardem benim için neyse, siz de direktman osunuz. Çirkin güzeli sizi. Neyse, Hasan Paşa'nın önünde birbirimize iltifat etmeyelim. Olan var, olmayan var. Ne diye Nedim Bey'le aramıza girmiştin Hasan Paşa ve sorarım sana bu hadleri nereden buluyorsun? Milli Eğitim'den gelen uyarı yazısına çözüm bulmak için toplanmıştık sultanım. Hangi uyarı yazısı ve benim neden haberim yok? Bana mektuplarımı karıştırıyorsun diye kızıp zarfı elimden almıştınız ya sultanım. Madem kızıp zarfı elinden almışım, peki nasıl okudun mektubu? Okumadım sultanım. Peki madem okumadın, uyarı yazısı olduğunu nereden biliyorsun? Üstünde yazıyor sultan. Okusana o zaman be adam. Niçin beni burada Nedim Bey'e karşı paranoyak, kompülsif ve erkek düşmanı gibi gösteriyorsun? Kusura bakmayınız Nedim Beyciğim. Tatlı insan, testosteron insanı. Sizin olduğunuz yerde pek fazla kusur bulamıyorum Esma Hanımcığım.
Bunu bir iltifat olarak aldım Nedim Beyciğim. Hani sizin dışınızda bir kusur göremiyorum manasında. Malum dilin kemiği yok. Yani olsaydı kırılgan olurdu zaten herhalde o zaman. Ne yazıyor? Okusana evladım. Okulumuzda çok fazla sosyal etkinlik düzenlenmemesinden şikayetçiler. Çok şikayet mektubu gitmiş Milli Eğitim'e. Sosyal etkinlik düzenlemiyor muymuşuz? Daha geçen bölüm kolpa konseri yapmadık mı? Bizi izlemiyorlarsa özetlerimizi izlesinler. Sanal alemde okul adına hesaplar açtık. Sahtesinden Rafadan Yumurta isimli 1000 tane follower satın aldık. Daha ne yapalım? Nedim Bey'in göbeğine kaş göz çizip de ibişlik mi yaptıralım? Bu hafta kitap haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenleyebiliriz. Hem Milli Eğitim'den yetkilileri de çağırırız. Güzel olur. Olmaz mı? Kırçıl saçlı, karizmatik insan. Süper fikir Nedim Beyciğim. Aldın mı mesajı Hasan Paşa? Aldım Sultan. O zaman tapış tatlım. Git organizasyonu yap. Nedim Bey'le bizi bu odacıkta çıplak bırak. Yani yalnız. Emredersiniz Sultan. Emrederim tabii. Hadi tapış. Karınız nasıllar Nedim Beyciğim? Hala yaşıyorlar mı? Arkadaşlar, bir saniye beni dinleyebilir misiniz? Bu hafta kitap haftası nedeniyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Kitap kulübümüzün de öncülüğünde bir çeşit küçük kitap fuarı gibi bir şey yapıyoruz. Hatta bazı yayın evleri gelip stand açacaklar. Eğer siz de kulübümüze başvurursanız siz de stand açabilirsiniz. Sizden bir ricamız var. Bunu diğer arkadaşlara da duyurursanız ve hatta harçlığınızdan da bize biraz ayırıp kitap satın alırsanız çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun dinlediğiniz için. Vay be, şimdi başkana bak. Kitap fuarı falan çalışıyor. Vallahi öyle. Ayrılık en azından birine yaramış. Bak başkanlığa vakit ayırdı işte. Hadi gidelim ya. Güney, Güney. Biraz konuşalım mı? Tabii söyle. Ya daha sakin bir yere gitsek. Ben bir Zorro'ya bakayım ya. Siz devam edin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Zorro ne? Ya sürprizi kaçmasın. Yorumcu anlarsınız. İyi. Nasılsınız paşam? Sağ olun Songül Hanım. Siz nasılsınız? Nasıl olayım? Hademeliğe devam işte. Okulun temizliğiydi, Esma Hanım'ın fırçasıydı derken günler geçiyor bildiğiniz gibi. Siz daha nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Sağ olun. Bu kadar. Öyle mi? Sizi görünce daha mutlu oluyorum. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz. Hele bir davanız sonuçlansın. Ama görmeyince de kahrolmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama ben sürekli getirip size bir şeyler bırakıyorum. Tamam görevim, hiç itirazım yok yani. Ama gençler öyle mi? Sürekli birbirlerine bir şeyler alıyorlar, veriyorlar böyle hoşluklar falan. Tamam biraz yaşım olabilir ama o kadar da değil. Sizin ruhunuz genç Sultanım. Aman lütfen rica edeceğim paşam yani o Esma Hanım'a kullandığınız cümleleri bana kullanmayın. Sultanım, multanım yani. Hiç hoş değil. Ha, neresi benim ruhumun genç? Ben ruhumu teslim etmek üzereyim. Sizin haberiniz yok ya. Afiyet olsun paşam. Afiyet olsun size. Kadın haklı. En çok desteğe ihtiyacı olduğu zaman onu çok ihmal ettim. Şöyle küçük bir hediye alsam gönlü olacak kadın. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias dias. Kamil ne bakıyorsun ha? Oğlum şöyle az açıktan yürü bari be. Hakikaten ya senin yüzünden biz de maymun olduk ha. Allah Allah kardeşim. Dayanmıyorsanız gidin birazcık açıktan yürüyün ya. Allah Allah. Kaç yıldır anlattım size durumu. Bir kere daha mı söyleyeyim ya Rabbim ya Resulallah ya. Islak ıslak pantolonu giyseydiğimde çocuğum mu olmasaydı ha? Ay merak etme Orço. Seni bu halde görüp de senden çocuk isteyecek bir kadın tanımıyorum ben. Vay. Kız, karabiber. Bana mesaj mı gönderiyorsun çocuk mucuk ha? Ha Orço, ha mesaj yolluyorum da sen yine yanlış yerinden anladın o mesajı. İsmail Sultan. Orçucuğum seni tanıdığıma gerçekten çok sevindim. Işıklar içinde yat güzel kardeşim. Ulan bize de bik bik edecek şimdi geçmiş olsun. Ya tırsmasanız ya siz rahat olun. Ne
Kızmasa oğlum ya. Birazdan kadın sana gelip Metin'i müstahsına yerine sokacak diyorum, anlamıyor musun? Ya sizin karşınızda Orço Zorro var be. Dört o ile. Buenos dias öğretmeni. Buenos dias Orçuncuğum. O neydi o öyle? Garip kostümlü üvey evlat. Bak bakayım buraya sen. Bana mı dediniz öğretmeni? Hayır, arkandaki örümcek adama dedim. Kime diyeceğim ayol? Tabii ki sana dedim. Bu ne hal? Hangi hal? Daha dün kurtulmak için 2,5 saat aromaterapi yaptırdığım migrencimi azdırma benim. Hangi hal olacak? Bu ne hal? Bu ne kostümü? Öğrenci misin, Zulu musun bakayım sen? Evet beni. Çok teessüf ediyorum. Bir kere bu Zulu değil, Zorro kostümü. Neyse ne, okul üniforması olmadığı kesin. Ben size demedim mi okulda okul üniformasından başka bir şeyle dolaşmayacaksınız diye? Hayır, zaten üniforma da üzerinizde sakil duruyor. Ama uzaktan bakınca hiç olmazsa insana benziyorsunuz. Niye öyle diyorsunuz hocam? Ha tamam, sizin üniformanız olmayabilir ama size de böyle çok uzaktan bakınca siz de insana benziyorsunuz. Ne dedi bu? Kötü bir şey söyledi. Yok, yok hocam, yok. Dua et, içinde bulunduğum durumun şokundan dolayı sarf ettiğin cümleyi ögeciklerine ayırıp özümseyemiyorum. Sana gelince maskeri süvari. Kısaca Zorro diyebilirsiniz. Ay başlatma Zorro'ndan zurundan. Derhal evine git, üniformanı giy ve öyle gel. B'den sonraki kısmı opsiyonel. İstersen hiç gelmeyebilirsin. Yönetmeni, bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın ama benim bugün bu kostümü giymem lazım. Allah Allah, nedenmiş o? Kendini okuldan attırmak istemen dışında bir sebebin mi var? Si, evet öğretmenim. Bugün Meksika Ulusal Zorro günü. Ve ben anneannemin dedesi tarafından 16'da bir Meksikalı olduğum için bu geleneksel günü kutlamam lazım. Arriba, arriba! Viva Mexicano! Zorros! Evladım, aklından Zorro'n mu var? Ya bu Zorro'yu gidersin, ya bu diyardan gidersin. Tamam. Siz bilirsiniz öğretmenim. Tabii ben bileceğim. Kim bilecek başka? Hadi tıpış. Vale o tıpışero mino caso. Ya öğretmenim, size bir şey söyleyeceğim. Sizde bu Meksika Başkonsolosluğu'nun telefonu var mı ya? Allah'ım yarabbim ya. Telefonumda kayıtlıymış benim. Gerek kalmadı vallahi. Aa, ne yapacaksın Meksika Başkonsolosluğu'nun telefon numarasını? Aa, hiç önemli bir şey değil öğretmenim ya. Meksika Başkonsolosu Juan Diego Michel Armando Hugo Julio Sanchez'e diyeceğim ki bu okulda benim gelenek ve göreneklerime karşı çıkan ırkçı bir yönetim var diyeceğim. Bir dakika. Açtı telefonu bir dakika. Hola señor Hugo Julio Sanchez. Llameo Ochunchola. Mucho gracias, mucho gracias. Tatlım, istersen o telefonu kapat. Elin Hugo Sanchez ile başımı belaya sokma, olur mu? Es que se mua Hugo Sanchez. Buenos dias, buenos dias. Ne oldu? Madem gelenekleriniz için bugün böyle dolaşman gerekiyor, sadece bugün ama değil mi? Evet, sadece bugün. O zaman bugün bu saçma kıyafetlerine dolaşmana izin veriyorum bugünlük. Mucho gracias, signora. Mucho gracias. Tabii tabii. Hadi tıpış. Solo. Hoy. Mucho gracias. Tamam, hoy hoylarımı tepeme çıkarma benim. Sadece varoş olduğu yetmiyor, bir de başımıza Meksika varoşu çıktı. Tevekkili değil, öğretmenleri şikayet edip duruyorlardı derste hep uyuyor diye. Mucho, sana hiçbir şey demiyorum şu anda. Tekiver öyle başlayabilirsin de renk. Sensin be Tekir. Arriba, arriba. Ben kulüptekilerle konuşup sana haber veririm, tamam? Peki, sağ ol. Kusura bakma, bir şey soracağım deyince reddedemedim. Ha, önemli değil. Bu arada bana bir kitap vermiştin ya, onu vereyim dedim. Ha. Önemli değil ya, acelesi yoktu. Bitirmediysem daha sonra alırım. Yok yok, okudum. Çok güzel bir biyografi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, o zaman ben bizimkilerin yanına gideyim. Ben başka bir şey diyecektim aslında. Ha, şey affedersin. Ben kitabı verince şey sandım. Neyse, tamam dinliyorum seni. Ya ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum da.
Ya bir yanım diyor ki böyle kızım senin hiç mi gururun yok? Ama diğer yanım diyor ki elinden gelen her şeyi yapmadığın için üzüleceğini... ...gururun ayaklar altına aldığın için üzülüyor. Neyse ben sanırım diğer yanımın dediğini yapacağım. Güney, ben seni çok seviyorum. Yani yaptığım onca aptallığa rağmen senin de beni sevdiğini umuyorum. Yani ummak istiyorum. Yani diyeceğim, eğer bize bir şans daha verirsen, tabii sen de hala bir şeyler hissediyorsan. Belçin, bizim ilişkimizin bitmesinin sebebi birbirimizi sevmememiz değildi biliyorsun. Tamam, neden bir daha denemiyoruz o zaman? Ve biz bunları daha önce konuştuk. Bak eğer sorun hala ailemse ne düşündükleri zerre umurumda değil. Ya istersen bu akşam gidip tanışalım. Ama yok, eğer neden söylediklerimse onları zaten niçin söylediğimi biliyorsun. Biliyorum. Bana öfkeli olduğun için söyledin. Ama bunlar seni her gördüğümde o sözlerinin kulağımda çınlamasını engellemiyor. İyi. Madem öyle, o zaman bir gün o çınlamalar geçerse ben buradayım. Yazdın mı kim? Hashtag just in love with you. Ay bunu trend topic yapıyoruz, tamam mı şekerim? Allah Allah! Kızlar, şu Digoman kendisi değil mi ya? Evet o. Da korkmana gerek yok. Esma Sultan nasıl olsa senin numaranı yuttu. Yani Dilkopat gidip şikayet etse bile hiçbir şey olmaz. Ya ne korkması Karayira, ne korkması ya? Kızım, sen beni daha hiç tanımamışsın ya. Bakın şimdi. Bak şimdi, buna herkese böyle yay ki herkes trend topic yapmak için bir işe yarasın değil mi? Hadi görüşürüz. Ya kızım hakikaten de amma yakışıklı çocukmuş ha. Meksikalı mıymış? Evet, öğrenci değişim programıyla gelmiş bugün. Ayrıca öyle alelade bir Meksikalı değil. Babası Meksika'nın en zengin iş adamlarındanmış. Allah Allah, ciddi misin ya? Evet evet, hani şu Meksika dalgası var ya, onu icat eden firmanın da sahibiymiş kızım. Ay kızım, çocuk hem yakışıklı, hem zengin, hem de romantik. Gidip tanışsak mı? Aa, çekil şuradan be. Aa, siz kim oluyorsunuz da böyle Latin yakışıklığıyla tanışma hakkını kendinizde buluyorsunuz? Hem o size bakmaz. Allah Allah, şuna bak. Bize bakmaz da sana mı bakar? Ay tabii ki de bana bakar yani. Hem çok tatlıymış. Portföyümde de hiç böyle bir Meksikalı yakışıklı yoktu. Hi, welcome. Hoş geldiniz. Siz okulumuzda yenisiniz galiba. Si, senyora. Yame yamo Juan Carlos Miguel Fernando Aguilera de Martini. Ay, ben de çok memnun oldum. Juan Carlos Martinez, Miguel, Cuesta Martinez Bey. Ben de Damla. Signora, siz bana kısaca Juan Carlos Miguel Fernandez diyebilirsiniz. Siz arkadaşlık etmemi ister misiniz? Yani bizim okul fazla büyüktür. Size okulu tanıtırım. Hem kaybolmayın diye isterseniz konuza da girebilirim. Si. Bana bakın varoşgilleri, ben Juan Carlos Fernando'yu okulumuzu gezdirmeye götürüyorum, tamam mı? Yani isim uzun olduğundan turumuz da uzun olabilir, hocaya söylersin. Oh, Dios mio, caramba, carambieta. Mucho gracias, señorita, mucho gracias. Ya me llamo Julio Carlos. Hi Juan Carlos, ben de Sevin. Ben de Neşe. Hadi bırak şu varoşgülleri de gel, sana okul gezdireceğim daha. Excuse moi damla, excuse moi. Rica etsem acaba bana okulu gezdirebilir? Madem o kadar ısrar ediyorsun. Tabii ki gezdiririz. Peki ben ne olacağım? Dilkopat'cığım, Güney Amerikalıların bir lafı vardır, bilmem bilir misin? Adios. Ay be! Kudurdu. Hem de nasıl kudurdu ya?
Acaba diyorum ki hazır beni Juan Carlos tanırken gitsem beni kuytu köşelerde gezdirir mi? Ya yürü Allah aşkına, bir şımarma ya. Hem oğlum sen koskoca zorlusun. O paçozla mı takılacaksın? O zaman bir öpücük mü? Zorro. Çok düşüncelisin. Evet, bu aralar maalesef çok düşünceliyim. Yo, ben çiçekler için dedim. Teşekkür ederim. Şaşırttın beni. Çiçekler mi? Sen göndermedin tabii. Değil mi? Çiçeği sen göndereceksin Murat, ben değil. Ayrıca büyük ihtimalle Melis göndermiştir. İçinde bulunduğu durumu düşürsek bu tavrı gayet normal. Bu Melis olayına da hala bir çare bulamadık değil mi? Ben de sabahtan beri Melis'i düşünüyorum. Melis seni düşünüyor, ben Melis'i düşünüyorum. Beraber çıksak karşısına, biz birbirimizi seviyoruz desek. Ya ben denemedim mi bunu? Ya Murat'ın sevgilisi var dedim. O ne dedi peki? Ne diyecek? Yalan söylüyorsun dedi, çekti gitti. Ne yapıyoruz o zaman? Sen bana bir çiçek alıyorsun. Üzerine de küçük bir not yazıyorsun. Ben de gidip Melis'le konuşuyorum. Hatta şimdi gidip konuşuyorum. Döndüğümde masamda bir çiçek görüyorum. Eğer masamda çiçek görmezsem sen masanda bir çelenk görüyorsun. Anlaşıldı mı? Ya gerçekten mi? Şimdi öğrenciler de kitap tezgahı açabiliyor mu? Vallahi Elçin öyle dedi konuşurken. Allah! Süper be, süper be. Tam benlik bu iş oğlum, tam benlik bu iş ya. Nereye başvuruyoruz? Hadi söyle, hemen söyle, hadi. Çocuğum yanlış duydun galiba. Salatalık fuarı değil, bir kitap fuarı. Yani tezgahta kitap satılacak. Vallahi çok ısrar edersen senin de böyle bir köşede tezgah açmana izin verip böyle turşu suyu satmana müsaade edebilirler. Meksika usul turşu suyu, yanında da taco. Ha! Siz dalga geçin oğlum. Aşağıladığınız bu meslekte var ya, deli para var oğlum, deli para var bu işte. Oğlum sen halk kahramanı değil misin? Senin parayla pulla ne işin olur? Ya tamam, eyvallah, halk kahramanlığı. Zorroyuz da kardeşim, biz de su yakmıyoruz ki Allah Allah. Bizim de kendimize göre harcamalarımız var. Tamam bak, bir de sor bana. Ben bu kostüme kaç lira verdim biliyor musun sen? Kaç lira verdin? Vallahi güzel kardeşim, Allah seni inandırsın, hiç para vermedim. Devlet tiyatrolarındaki kankilerimden aldım bunu. Kısmet bugüneymiş işte. Vallahi Esma Sultan seni böyle bir görürse var ya, yemin ediyorum o zaman kısmeti mısmeti göreceksin ha. Allah'ım yarabbim, yarabbim Allah'ım. Kız video, anla bu da. Video bu, video. Kız video ki video. Niye, ne oldu ki? Abi, Esma Sultan bunu gördü. Herif bir numara çekti. Gülmemek için vallahi dilimi parçalıyordu ben. Sıkırım arkadaşım. Ya bu öyle şeyler ya. Bak, çok utanıyorum. Kıpkırmızı kesildi yüzüm başım ya. Şşş, buna bak ha. Ben bu kitap işine giriyorum. Sizleri de sermayedar ve iş ortağı olarak işe bir alıyorum. Kuruş çalışmaz. Hayatta olmaz. Beni zaten geç. Kaleciye geri pas veririm, sana para vermem o çocuğum. Vallahi kardeşim, son paramı Süpermen'e verdim ya. Ya hı, hadi atın cebinize ya. Aklet mi var? Hadi karabiber, hadi ya. Verdin mi para, ne olacak? Ne oldu? Bu kendini halk kahramanı sanan gereksiz ne istiyor yine? Ya bu kitap fuarında tezgah falan açılacakmış ya. Bu da tutturdu, ben de açacağım, bana sermaye ayarlayın diye. Ya bu ya, sen okumuş adamsın ya, bilirsin ya. Sen bol bol kitap okuyorsun ya. Bak kalın kalın kitaplarla da ulaşıyorsun. Hadi seyre seyre bunlara ya. Kitap işinde iyi para yok mu kanka işte o? Vallahi ben tezgahın hep ön tarafındaydım kardeşim. Hiç arka tarafında olmadım. O yüzden kitap işinden pek kâr ettiğim söylenemez. Ama yeterince kitap satarsan neden olmasın, olur tabii. Ve Orçocuğum, benden sana sermaye olarak 20 lira oynar. Allah be, işte bu ya, işte bu. Görün kızım, görün. Okumuş adam görün, okumuş adam görün. Her halinden belli oluyor. Yalnız bir şartım var. Şart mı? Kazandığımız parayla ilk önce gidip Selim teyzenin faturasını ödeyeceğiz. Aa bak, o zaman ben de varım. Öyleyse ben de varım. Şimdi bu işten benim karım ne olacak? Aa Orço, sen zor ödül misin? Şanım yürüyecek kardeşim. Hayda Atilla'm, hayda. Ya yok, öyle olmaz. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi bu elektrik parasından daha fazla para kazanırsam işte benim olacak, kabul mü? Tamam, anlaştık Torro. Hadi bakalım, pamuk eller gibi. Pamuk eller gibi, akrep olmasın ceplerinizde. Hadi bakalım, verin, verin şu paraları. Ver bakalım, karabiberim. Hadi kız, ver sen de şuna. Sen de ver. Sen de ver. Aferin pisi. Ben de ikoncanlardan hayır işi için
para toplarım. Haydi! Arriva, arriva! Beyler, duydunuz mu? Duymaz olur muyuz abicim? Duyduk. Hem de gördük de. Meğer meşhur halk kahramanı Zorro, Orço'nun ta kendisiymiş. Helal olsun be herife. Herif Catherine Zeta-Jones'u tavlamıştı. Ya sen ne dalak bir adammışsın ya. Her Zorro kostümü giyen Zorro mu oluyor oğlum? Olmuyor mu arkadaşım? Mesela geçen gün yolda beni çevirip yoksullara yardım edeceğim diye yaklaşık 300 TL civarında bir meblağ alan adam da gerçek Robin Hood değil mi? Değildi muhtemelen ama önemli değil. Sen onu mallık vergisi olarak farz et. İyi iyi, ben vergimi ödemiş olayım da sonra yarın öbür gün devlet gelir kapıma dayanır. Sen hem malsın hem vergini ödememişsin der. Ne yapacağım ben sonra? Olur mu? Sen bunu niye laf anlatıyorsun ki abi? Ne bileyim ben. Neyse bakın şimdi. Bu Orço maymunu yarın okulda kitap satacak ya. Hı-hı. Bunun sattığı kitaplar korsan kitap olursa başı belaya girmez mi? Fırki, düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Aynen. Fırki, düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun yoksa? Fırki, sormadan edemeyeceğim. Sormamam lazım biliyorum. Ama eve gidince içime dert olacak. Soracağım. Sen bilirsin. Söyle be Zeki, ne düşündün? Ya işte şey yapıyoruz. Ben yarın gidip korsan Jack kostümü giyip geliyorum. Sonra bu Zorro olan Orço'dan yüklü miktarda kitap alıyorum. Dolayısıyla Orço korsana kitap satmış oluyor. Ve başı da büyük belaya giriyor. Plan bu değil mi? Ben hata ettim ya. Sormayacaktım. Söyledim abi. Dalam, dalak. Hadi bakalım. Allah bereket versin. Ya kanki canfinklerim. Şimdiden 150 lira oldu bile ha. Bana bak. Jean Carlos Miguel Fernando. Yani normalde beni geri çeviren bir erkeğe ikinci şans vermem. Ama okulumuzda misafir olduğun için sana bir şans daha vermeye karar verdim. Ha tabii bir de yani bu varoşlar bizim okulumuzu sana gezdirip yalan yanlış böyle görüntüler görme istedim. Ha, şimdi sana son kez soruyorum. Bu varoş gülleri mi ben mi? O zaman ben de tekrardan düşünüyor. Ve seni seçiyor. Gerçekten mi? Gel bir daha, bir daha. Oh, tam seni seçtim Kamil'e. Gördünüz mü kızım? Ben... Ne? Orço! Ben seni ne yapacağım? Ya Nikop açığım, herkesin içinde böyle şapur şupur öpüp durma beni ya. Aç var, tok var. Gerçekten ben seni ne yaptım ya? Si, senorita. Mucho gracias. Dezenfekte. Aman Allah'ım. Burada. Selam. Selam Elçin, nasılsın? Çok iyi değilim Ferit ya. Ne oldu, hayırdır? Canını sıkan bir şey mi var? Ya evet, canımı sıkan bir şey var da. Şimdi sana anlatmak istemiyorum çünkü anlatırsam hüngür hüngür ağlayacağım. Onu yapmak istemiyorum. O yüzden. Ya şey, ben sana bir şey soracaktım ya. Ya aslında bir yardım isteyecektim. Yardım mı? Ne konuda bu? Kitap haftasıyla falan mı alakalı? Aa, yok, onunla ilgili değil. Ama eğer onunla da ilgili yardım etmek istersen sevinirim. Aslında yeni bir şey değil. Daha önce yaptığın iyiliği tekrarlar mısın diyecektim. İyilik mi? Hangi iyilik? Ya akşam annemler... Bir aile dostlarını eve çağırmışlar. Oğullarının sözlüsünü de getiriyorlar. Tutturdular, sen de Ferit'i de getir diye. Eyvah eyvah. Ya sorma. Ya dedim, ne alaka dedim, olmaz dedim. Dinlemediler. Zaten babam şüpheleniyor. Hastanede Güney'le bakışmamızı falan görmüş. Ben de işte daha fazla şüphelendirmemek için olur dedim. Ya bana sormadan niye olur diyorsun Elçin ya? Yani bu konunun beni ne kadar huzursuz ettiğini bilmiyor musun? Ya biliyorum. Ben de çok huzursuz oluyorum. Çok özür dilerim Ferit. Gerçekten yani amacım emrivaki yapmak değil. Çok üzgünüm. Ama çok ısrar ettiler. Ne yapayım? Çok üstüme geldiler. Bir şey diyemedim. Ama sonra ya bir ara dedim acaba söylesem mi her şeyi, anlatsam diye. De işte... Ya Ferit, ben çok darmadağınım. Ailemle ilgili bir sorunu kaldıracak durumda değilim. Lütfen. Ya tamam o zaman, işi varmış falan de. Dedim. Ya işi vardır, belki gelemez dedim. Annem bana ne dedi biliyor musun? Senden daha önemli işi mi varmış dedi.
Selam canım. Yarın ne yapıyoruz bil bakalım. Siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok, hayır, özel konuşmuyorduk. Ben de gidiyordum tam. Sonra konuşuruz Ferit. Görüşürüz. Ne oluyor? Anlatırım. Sen bir şey diyordun. Ha, Orça yarın kitap tezgahı açacak. Orça? Evet. Biz aramızda para toplayıp sermayeye yardım ediyoruz. Bizim mahallede oturan bir teyzeye yardım edeceğiz de. Sen de katılmak ister misin? Olur tabii. 50 lira falan olur mu? Olur yani. Ne kadar çok para toplarsak o kadar çok kitap alabiliriz. Siz ne konuşuyordunuz? Gel dışarıda anlatayım. Gördünüz değil mi? Ha, gördünüz. Dil kafak nasıl emikledi beni. Kamiller, bu topladığım paralarla öyle bir kitap ticareti yapacağım ki Orço Yayınları Holding'in ilk temellerini atmış olacağım. Yalnız Orçuncuğum bak, yayıncılık işi ticaretten çok gönül işidir. Zaten büyük yazarların çoğu da sefalet için ölmüştür. Misal Alexander Dumas kirasını ödeyebilmek için paltosunu satmıştı. Peyami Safa telefonunu satılığa çıkarmak zorunda kalmıştı. Tolstoy kendi kıyafetini kendisi dikerdi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Ankara'nın soğuğunda paltosuz dolaşmıştır. Gerçekten mi? Üşümemiş mi o? Vallahi ben bir yaz yayın evinde çalıştım. O zaman anladım ki yayıncıların da işi çok zor. Göreceksiniz. Ben bu makus kaderi değiştireceğim. İnsanlar bu işten çok paralar kazanacaklar. Kalkınacaklar. Bunu size ispat edeceğim. Benim adım Orço. Yani Ordinaryus çocuk. Haydi. Kitap işine giriyorlarmış Furki. Farkındayım. İyi bir planım var. Eğer sana da uyarsa. Anlat bakayım. Ben kaçar oğlu, kitapları alır oğlu. Ne de olsa ticaret benim işim. Ne haber Orço kardeş? Hiç, ne yapayım işte? Bana da kitap işine girdi. Kitap işi demek ya. Tebrik ederim Orçuncuğum. Çok güzel tercih. Şimdi değil. Kitaplardan para kazanayım, ondan sonra tebrik eder. Bana bak, ben de para çuvallarını taşımana yardım ederim ha. Allah'ım yarabbim ya. Dikkat et, bir tarafın incinmesine ağırdır. Sen şu pozlara baksana. İstiyorsan dokunabilirsin ha. Bak sonra canın çeker, senin de bir yerlerin şişer bu pozlar gibi. Zekicim, giyini balla bölüyorum şekerim. Orçuncuğum, kitap satışlarındaki kazanç belli ortada. Üç aşağı beş yukarı şöyle böyle. Kâr marjları %20, %30. Piyasa. Ben demiyorum şekerim, piyasa böyle. Ama... İyi aması değil, hadi anlat. Elimde %60 kâr marjıyla kitap veren bir yayın evi var. %60 diyorsun. %60 ne be? Ya ben kara borsada maçın biletini 50 liraya alıp 30 liraya sattığımda bile %60 edemiyorum. Hadi gidelim o zaman yayın evine. Bende araba var mı? Allah be! Kardeşlerim benim, can dostlarım benim ya! Var ya, sizleri ticaretten kazanacağım ilk paradan bile daha çok seviyorum. Sırtıma ilk kazandığım parayı yapıştırmak yerine sizin fotoğraflarınızı yapıştıracağım kankiş dolarım benim. Lan böylece kazandığım para da cebine kalacak değil mi seri köfte or çakal? Bravo. Güzel film. Bir ismi var mı? Var hocam. Adını Murat koydum. Biraz uzunmuş ama güzel. Yok hocam, sadece Murat. Bak Melis'ciğim, bu iş kontrolden çıkmaya başladı. Yani insanları gizli gizli takip edip onları kaydedemezsin. Niye? Benim yaptığım şey kimseye zarar vermiyor ki. İşte bunu bilemezsin Melis'ciğim. Biz her şeyden önce sana zarar gelmemesi için uğraşıyoruz. Niye? Hem kimseyle muhatap olmuyorum ki ben.
Ayrıca bu olayla sizin dışınızda da ilgilenen yok nedense. Melis'ciğim, bak ben senin iyiliğini istiyorum. Ve sadece bana inan yeter. Bak sana ne anlatacağım. Ben de zamanında bir öğretmenime aşık olmuştum. Ve onun da bana aşık olduğunu düşünüyordum. Sonra bir öğrendim ki öğretmenim başkasına aşıkmış. Şimdi geri dönüp baktığımda yüzümde sadece bir gülümseme kalıyor. İnanıyorum ki sen de geriye dönüp baktığında aynı şeyleri hissedeceksin. Peki siz ne yaptınız yani hocanızın sizi sevmediğini öğrenince? Üzüldüm, üzüldüm tabii. Ama sonra unuttum. O zaman sizinki gerçek aşk değilmiş hocam. Benim aşkım öyle unutulacak cinslerden değil. Allah'ım, nereden rehber öğretmen oldum ben? Olaydım bir kimya öğretmeni. Şu halime bak. Golden State alt olur. Miami maç sonu 2, Knicks de ilk yarı 1. Ferit, eminsin değil mi bak? Nasıl emin olayım Erkut ya? Tahmin ediyoruz işte. Tamam abi, kızma hemen ya. Teşekkür ederim. Ya kusura bakma, başıma bela oldular. Sen de bu işi iyice ilerlettin. Ne oluyor, gece kalkıp NBA maçları falan mı izliyorsun? Yo, başımdan savmak için kafadan sallıyorum. Hatta bir daha gelmesinler diye tahminimin tam tersini söylüyorum. Herhalde tahminin tam tersi doğru sürekli geldiklerine göre. Öyle galiba. Neyse, sen bana Elçin'le konuştuklarını anlatacaktın. Yani özel değilse. Yo yo değil, ben de seninle tam bu konuyu konuşmak istiyordum aslında. Bu konu? Ya Elçin benden şey istedi de, hani şey meselesi vardı ya, anne babasına beni erkek arkadaşı olarak tanıştırmıştı. Güney'le çıkarken. İşte bugün bir misafirleri gelecekmiş de Elçin de benden rica etti. Annesi istemiş, işte erkek arkadaşın gelebilir mi demiş. Allah Allah, sen ne dedin? Olmaz dedin herhalde. Ya net bir şey söylemedim aslında. Ama sana gerçekten çok ihtiyacım var deyince ben de dedim belki... Ferit, bence o cümleyi tamamlama. Hayır yani rol gereği. Biliyorsun daha önce de gitmiştim. Evet, daha önce de gitmiştin ama o zaman bir kız arkadaşın yoktu. Gitme diyorsun yani. Valla orasını sen bilirsin. Önünde iki seçenek var. Ya Elçin'e söylersin, kendisine oyuncak edecek başka bir sevgili dublörü bulur. Ya da sen gidip kendine sevgilisinin dublör olması önemsemeyecek bir kız arkadaş bulursun. Tamam ya, kızma. Ben de zaten hiç gitmek istemiyordum. Söylerim Elçin'e, annesine hastaymış, gelemiyormuş falan der. Valla ne söylerse söylesin. Yalan onun yalanı, bizi ilgilendirmez. Tamam, kızma. Kızdım ama. Hem sen niye o sana ilk başta teklif ettiğinde hayır olmaz demiyorsun? Tam söyleyecektim de sen geldin. Neyse. Ben senin gönlünü nasıl alacağımı biliyorum. Ay hiç şirinlik yapma vallahi, çok sinirliyim. O zaman sen şimdi benimle hafta sonu arenada maç izlemeye de gelmezsin. Arenada mı? Evet. Bir tanıdığımızın kombinesi varmış. Rica ettim. Bir maçtığına bize verecek. Gider miyiz? Gideriz tabii ya. Gitmez miyiz? Yalnız ben öyle çekirdekçi taraftarlara benzemem. 90 dakika boyunca kulağın dibinde bağırırım ona göre. Hem zıplarım hem bağırırım diyorsun yani. Oldu o zaman. Ben çıkayım, Torres'i girsin yerime oyuna. Torres'i kim ya? Basketbol tahmini yapıyorsun da Diana Torres'in kim olduğunu bilmiyor musun? Yanlış tahminciyim ya, ondandır. Kalkacağım bildirim. Size süper haberlerim var. Orçuncuğum. Seni kimlik bilincine davet ediyorum kardeşim. Senin süper haberlerin olamaz. Çünkü sen Süpermen değilsin. Vallahi Orçucuğum, senin ancak zor haberlerin olabilir. Çünkü sen zorlusun. Ah vallahi. Biz sabahtan akşama kadar kitap standımızın karını yükseltmek için çabalayalım. Siz burada kendi aranızda geyik yapın maşallah. Tamam, tamam. Neyse anlat. Utanmasa azarlayacak herif bizi ya. Hemen anlatıyorum kanki canfinklerim. Daha uygun fiyata kitap alabileceğimiz bir dağıtımcı buldum. Nereden buldun? Oğlum nereden buldun? Oğlum araştırdık, bulduk işte ya. Hemen şey söylemedin mi Milano'daki amcamın kitapçı dükkanı olduğunu? Vallahi kardeşim ben en sonunda Milano'ya gideceğim. Bunun amcasını bulacağım, ağzını burnunu kıracağım. Hayır, kafa karışıklığı gitsin adamın, bir tane meslek yapsın ya. Şiraf hocam. Dikkat et de amcan senin ağzını burnunu kırmasın. Kendisinin Milano'da karate salonu var oğlum. Bak hala meslek değiştiriyor ya. Ya kardeşim bırak şu herifin hıyar amcasını ya. Benim aklıma bir fikir geldi. O benim de aklıma geldi. Neymiş? İşte o fikir o şey.
Söyle bakayım o fikri önce sen. Aha, önce sen acil. Bir çalacaksın, gereksiz bir fikir çalacaksın. Bari önce bekle, bir duy, ondan sonra çal. Tamam, bekliyorum. Fesubhanallah, iyi bekle burada, biz geliyoruz. Kardeşim, bu kitap haftası için bir imza günü düzenlesek kitap satışlarını yükseltmez mi yukarı? Vallahi çok güzel olur ya, ama kimi getireceğiz? Ya... Kanki canlıkleri, Milano'daki amcamın sağ kolu olan Orhan Şafak'ı ayarlayayım ha. Git telefon açalım gelsin. Ya oğlum bir sus ya. Paşa, bizim böyle hemen kolumuzun ulaşabileceği, nazımızın geçebileceği birisi olması lazım. Elçin'e mi haber versek acaba? Aman gerek yok. Ya benim aklımda aslında bir isim var. Babam cezaevindeyken bu hayata dönüş diye saçma sapan bir operasyon yapmışlardı cezaevlerine. İşte o dönem haberlerini yaptı. Babamın da ona çok yardımcı olmuştu biliyorum. Hem bu ara yeni de kitap çıkarmış. İyi de olur. Ya bacacığım kim o? Çok merak ettim ya. Söylesene kim ya? Hadi söyle söyle. Dur. Sen söyleme tamam mı? Sakın. Oo, sen söyleme. Ben tahmin edeceğim. Bir dakika da. Dur. İyi de. Dost eski. Yar. Dostoyevski yaşıyor mu? Öldü mü? Öldü. Ya biz bir de bu herife kitap sattıracağız ya. Düştüğümüz duruma bak. Ne oldu ki? Oğlum sen gittin mi cenazesine? Nereye? Pinçik ev nereye? Kimi getiriyoruz oğlum biz? Oğlum Sultanahmet'li mi? Nerede? Masa ve sandalyeleri biz buradan ayarlıyoruz. Siz sadece kitapları ve stand görevlisini gönderseniz yeter. Tamam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Bir yayın evi daha bağladık. Kaç katılımcı oldu? Elçin, biraz konuşabilir miyiz? Aa Ferit, ben de seni arayacaktım. Gelsene. Ne oldu? Akşam geliyorsun değil mi? Ya Elçin, ben galiba gelemeyeceğim. Ne demek gelemeyeceğim Ferit ya? Ya çok zor durumdayım diyorum ben sana. Ya söz bir daha senden asla böyle bir şey istemeyeceğim ama yarın akşam mutlaka gelmen lazım. Ya ben gerçekten gelemem. Niye? Günçiçek mi istemiyor? Ya istememek değil de... Elçin, masaları taşıdık. Yerleştirme için seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Bak Ferit, lütfen. Akşam mutlaka bekliyorum. En yakın arkadaşın için bu iyiliği yaparsın herhalde, değil mi? Bak lütfen. Ama Elçin... Çiğdem abla. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun oturun. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Rahatsız etmedik umarım. Ne rahatsızlığı? Senin babanın hatırı yeter. Bir şeyler içeriz herhalde. Vallahi bir çay içeriz Çiğdem abla ya. İçeriz tabii. İki çay, bir kahve lütfen. Az şekerli olsun. Bu cezaevlerine yapılan operasyonlar bittikten sonra ilk görüş gününde babamı ziyarete siz de gelmiştiniz. Gelmiştim. Cezaevinde yüzlerce kişi daha ölebilirdi ama baban, arkadaşları arabuluculuk yaptılar, iki tarafı ikna ettiler. Yüzlerce insanı kurtardılar. Biliyorsun değil mi? Tam bir liderdi senin baba. Ben sana dedim oğlum babanı çekmişsin diye. Çiğdem abla, ben bugün buraya sizden başka bir şey istemek için geldim. Yani istemek için geldik. Tabii. Biz bizim okulda bir kitap günü organize ettik. Bu organizasyonun kazancıyla da mahallemizde yoksul olan bir teyzemizin elektrik faturasını ödemek istiyoruz. Tabii memlekette kitap satıp para kazanmak pek mümkün olmadığı için dedik acaba bir imza günü organize edip kitabın satışına gelir, daha fazla gelir sağlayabilir miyiz diye düşündük. Ve sizin gibi sevilen bir yazar olursa, ya kitabı da yeni çıkmış, düşündük ki tadından yenmez. Acaba dedik bizim okula gelir misiniz imza günü için? Yani aslında şu elimdeki bitene kadar bir yere gitmeye niyetim yoktu ama babanın hatırı için gelirim tabii. Hadi be. Çok teşekkürler, sağ ol. Sağ olun. Ablacığım partiye gelsene. Olur, bakarız. Belki gelirim. Ya aklıma geldikçe hala gülüyorum. Şu bizim Muhsin'i bilirsiniz. Hani şu yatırım şirketi olan Muhsin be. Ne olmuş Muhsin'e? Uykuda İngilizce öğrettiğini iddia eden bir kursa kaydolmuş. Yapma ya, işe yaramış mı bari? İngilizceyi öğrenemedim ama uykularım düzene girdi diyormuş. Hadi çocuklar, afiyet olsun. Ay,
Elçin kızım, Tekin Bey'in ve Bahri Bey'in çocuklarıyla biraz ilgilensen. Çok soğuk duruyorsun. Anne, Ferit'i bekliyorum. Gelir herhalde şimdi. Nerede bu Ferit? Bari o gelene kadar ilgilen. Arayayım o zaman ben. Ne bileyim, evi falan şaşırdı herhalde. Hadi ara. Hadi Ferit, aç şunu ya. Alacağın olsun Ferit. Bir gün senin de bana işin düşer. Küçük Bey. Günaydın hanımefendi. Kusura bakmayın, güzelliğinizden o kadar etkilendim ki sormadan edemeyeceğim. Çalıştığınız bir modellik ajansı var mıydı, yoksa benim ajansımda çalışmayı düşünür müydünüz? Maalesef. Paris ve Milano'dan teklifler var. Ben onları değerlendirmeyi düşünüyorum. O zaman fikrinizi değiştirirsiniz diye size kartımı takdim etmek istiyorum. Hatta kombine kartımı. Getirdin mi? Elbette. Süper ya. Elçin. Efendim Ferit. Dün akşam ne yaptığımı soracaksan ben sana hemen anlatayım. En yakın arkadaşım, sandığım kişi, ondan istediğim son ufacık bir iyiliği çok görünce bana aileme karşı mahcup oldum. Elçin bak. Ferit, niye açıklama yapıyorsun ki? Madem o kadar meraklı, kendine başka oyuncak bul. Gülçiçekçim, seni ilgilendiren bir şey yok. Karışmaz mısın lütfen? Erkek arkadaşımı ilgilendiren her durum beni de ilgilendirir Elçin'cim. Aa, tabii. Bize gelmeni o engel oldu değil mi? Evet, ben engel oldum. Ne var? Arkadaşın diye senin yalanlarında konuk oyuncu olmak zorunda mı? Mecbur değil. Hatta artık arkadaşım da değil. Bu arada Günçiçekçim, seni tebrik ederim. Hayatımdaki en değer verdiğim insanları elimden alma konusunda rekor tutuyorsan 2-0 öndesin canım. Elçin. Bırak ya. Canı şımarmak istiyorsa gitsin, ailesi şımartsın. Ayşe giymiş siyahları kanka için, tamam mı? Altında da motor, nasıl giriyor yani? Nasıl giriyor yani? Ondan sonra şimdi bir bakıyor, tepki çıkmış. Sonra... Şidam abla, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Orço, 2 O ile. Salça. Neşe yani. Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ya hele siz geldiniz ya, çok daha iyi olduk. Çok sağ ol Çiğdem abla tekrar. Ne demek, lafı bile olmaz. Yani aslında Orhan Şafak benim Milano'daki amcamın arkadaşıydı. O gelecekti imzaya ama paşa tutturdu illa Çiğdem anak gelsin diye. Orcu oğlum sus. Orhan Şafak? İyi, Orhan Şafak. Ari Nobel yazarımız. Tanımıyor musun? Tanımıyor lan Orhan Şafak. Tanımıyor musun sen? Orhan Pamuk olmasın? Evet Çiğdem abla. Orhan Pamuk demek istedi ama siz onun kusuruna bakmayın, olsun. Orhan Pamuk mu? Ya Orhan Şafak ne zaman evlendi, soyadını değiştirdi ya? Ben en iyisi amcama bir telefon açayım, adamın numarasını alayım yani. Bir hayırlı olsun demek lazım. Gereksiz bir sus, bizi rezil ediyorsun kadına. Siz Orhan'ın kusuruna bakmayın. Tabii insanın son okuduğu kitap Ayşegül Luna Park'ta olunca. Aşk olsun Salça ya. Yemin ediyorum aşk olsun ya. Benim en son okuduğum kitap Ayşegül Tatil'deydi. Aa, çok güzel kitaptı ya. Süper bir kitaptı. Acaba tekrardan mı okusam? Aman neyse ya. Boş ver, bırakalım bu edebiyat muhabbetini de. Ben size bir şey soracağım. Bu yazarlık işinde iyi para var mı? Ben de bir roman yazmaya başladım da, böyle Nobel'lik. Kadın gidecek şimdi. Yazarsın Orçuncuğum. Yazarsın tabii. Niye yazamıyorsun? Ama biliyorsun, her yazar aynı zamanda iyi bir okurdur. Allah'ım ya, okurum diyor. Ben Ayşegül serilerinin çoğunu okudum zaten ya. Hem şimdi yazacağım romanın adı da Ayşegül Reloaded olarak düşünüyorum. Böyle olay matrişte geçiyor. Çok ilginç, ne diyeyim ben sana. Çiğdem abla, ne olursunuz onun kusuruna bakmayın. Kitapları o ayarladı, illa ben de geleceğim dedi karşılamaya. Biz de hayır diyemedik. Önemli değil, eğlenceliymiş. Bak gördün mü? Çiğdem abla bile benim değerimi anladı ama siz hala anlamıyorsun ha. Dişlerini tek tek ağzına dökeceğim senin. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben müdür muavini Hasan Paşa. Çok memnun oldum Hasan Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim. Akıllı arkadaşların yanında kötü olmak mümkün mü?
Ben size bir kitabınızı imzalatmak istiyordum da. Tabii, sizin için mi imzalayacağım? Çocuklar, siz sanda gidip hazırlıklarınızı bir kontrol edin. Ben Çiğdem Hanım'a eşlik ederim. Hı? Emredersiniz paşam. Çiğdem Hanım, Hasan Paşa da bizdendir ha. Bizdendir derken, bizim gibi edebiyatçı değil. Kendisi bizi korur kollar. Lütfen kusura bakmayın. Aslında ben kitabı benim için özel biri için imzalatmak istiyordum da. Ne güzel. Eşiniz mi? Yani biz arkadaşız Songül'le. İsmi Songül bu arada. Yani aslında arkadaşlıktan biraz daha iyi gibiyiz. Ya da benim hüsnü kuruntum bilmiyorum. Ah. Bir açılabilsem kendisine. Açılın Hasan Bey, açılın. Aşk insanın içinde tutamayacağı kadar büyük bir duygu. Öyle evet ama işte ya benim dilim öyle süslü sözlere falan pek varmaz. O yüzden kendimi ifade edemem diye korkuyorum. Hatta kızıyorum bazen kendime. Oğlum Hasan, yaşın kaç, başın kaç? Gönül bahçesinde bu saatten sonra gül açar mı sanıyorsun diyorum. Diyorum da ama neyse, yani ben sizi daha fazla Gönül bahçemde açan son güle. Ne kadar güzel söylediniz. Ben söylemedim, siz söylediniz. Ben mi? Tabii biraz önce siz söylediniz Hasan Bey. O yüzden imzamı da şöyle arka sayfaya atayım. Umarım sevginizi içinizde uzun süre tutmazsınız. Bu kitap biraz olsun katkı sağlar. Buyurun. Duyarlılığınıza çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnanın çok makbule geçti. Rica ederim. O zaman ben size eşlik edeyim. Buyurun. Tamam Hasan Bey. Nerede? Filiz Hoca'ya baktıysanız şu an burada yok. Çok komik. Çiçeklerim nerede? Allah Allah Filiz, böyle çiçek mi istenir? Tabii ki istenir. Ben çiçeklerimi istiyorum. Yolda. Geliyor çiçekleriniz hanımefendi. Galiba Melis'le konuşmuşsun. Konuştum. Bir yere de varamamışsın belli ki. Bu gidişle Melis sana varacak. Biliyor musun, seni gizli gizli takip ediyormuş. Vallahi ben bir iki kitap karıştırdım. Biraz da şöyle internette bakındım. Sanırım benim konuşmam daha etkili olacak. Tabii. Sonra onu bir akşam yemeğe götürürsün. Sonra evine bırakırsın. Bir de masum bir öpücük. Oh, şahane. Sen iyice ne kontrolden çıktın, farkında mısın? Çiçeklerim nerede? Yolda. Geliyor. Peki hangi çiçekten aldın? Melisa. Bana mı? Tamam tamam, şaka yaptım, şaka yaptım. Ne yapayım, bütün çiçek isimlerinde kadın var. Manolya, begonya, gül, karanfil. Osuruk çiçeği, deve tabanı falan mı alsaydın? Terbiyesizsin. Şu an seni gerçekten dinlemiyorum. Ben şimdi gidip bu Melis olayını bir daha açılmamak üzere kapatıyorum. Döndüğümde de seni bir psikoloğa götüreceğim. Terbiyesizsin. Sultanım. Esma Sultan. Sultanım. Eğer beni niye kapıyı çalmadan girdin diye azarlamak için saklanıyorsanız istirham edeceğim. Kapıyı defaatle çaldım. Sultanım. Burada da yok. Of Allah'ım ya. Yani bu kadının muavini olacağıma, Topkapı Cevizli Bağ Halk Otobüsü'nün muavini olsam daha stresli bir hayatım olurdu herhalde. Efendim? Müfit Bey? Efendim?
müfettişler okula gelmek için yola mı çıktılar? Tamam Müfit Bey. Ben Esma Hanım'la birlikte kendilerini karşılamak için hemen hazırlanıyorum. Derhal Müfit Bey, derhal. Sultanım, eğer odadaysanız ve saklanıyorsanız ben sizi bulmaya gidiyorum. Odada değilseniz zaten önemli değil beni duymadığınız için. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Allah'ım. Gir. Prensipçiklerine ne kadar da bağlı bir müdüreyim. Kendimciğim bile olsam gir demeden içeri girmiyorum. Aa, bu ne ayol? Kitabı da kim bıraktı böyle? Gönül bahçemde açan son güle. Ah Nedip Beyciğim, ne hoşsunuz. Ya siz bana düşündüğümden çok daha fazla aşıksınız ya da yadası madası yok. Söz konusu olan kadın bensem, ikinci bir seçenek zaten söz konusu bile değil. Ne var Hasan Paşa, ne var? 40 kere söylemedim mi ben sana coşkulu anlarımda coşkumu bölme diye? Ne? Müfettişçikler yola mı çıkmış? Ha, geliyorum hemen. Ben gelmeden sakın sakın bir yere ayrılmasınlar onları o yola. Ben gelmeden müfetmesinler. Hasan Paşa, yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini bana sus tatlım. Siz nasıl emrederseniz sultan. Bu milli eğitimden gelen müfettişleri çok iyi ağırlamak istiyorum. Sahaya yabancı bir cisim falan atan olursa hemen anons ettirin. Her türlü tedbiri ben aldım sultanım. Hiçbir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. O varoş yediliğe de dikkat et. Ortalıklarda burunlarını karıştırarak dolaşıp sümüklerini masaların altına filan sürmesinler. Çimenlere basıp yerlere tükürmesinler. Bunların analarına danalarına da dikkat et. Türk misafirperverliğine dair hiçbir şey görmek istemiyorum. Batılı duruşumuzla, Avrupa'yı tavrımızla anılalım. Peki sultanım. Bazen düşünüyorum da acaba senin yerine müdür yardımcısı olarak bir papağan filan mı alsaydım diye Hasan Paşa. Beni güldürürken düşündürüyor, düşündürürken de kaşındırıyorsun. Ben odama gidiyorum. Okula giriş yaptıklarında beni haberdar et. Hadi tıpış. Melis, müsait misin? Ay hocam, ben de böyle tam sizinle nasıl konuşacağım diye düşünüyordum. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bir şey var Melis. Ay, önce siz söyleyin lütfen, lütfen, lütfen. Melis'ciğim, söyleyeceklerim seni biraz üzebilir. Ay ne oldu? Ay yoksa makyajın mı akmış? Hayır, makyajın gayet güzel. Ay teşekkür ederim. Melis'ciğim, bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kırılacaksın, üzüleceksin diye oldukça hassas davranmaya çalışıyorum sana. Ay hocam, bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Yani açık konuşalım lütfen. Deniyorum. Şimdi bazı duygular vardır bir kadının karşı cinse hissettiği. Evet. Ya da bir öğrenci bir öğretmene aşık oldu diyelim. Evet. Melis'ciğim biliyorsun hayatta karşılıklı olmayan şeyler de vardır. Nasıl yani? Karşılıksız çek gibi mesela? Hayır, çek değil. Melis'ciğim sana söylemek istediğim yani ikimizin arasındaki... Aşk. Hayır. Aşk gelmiş mi Bora, aşkım? Bora? Aşk mı? Biz çıkmaya başladık hocam. Seviyoruz birbirimizi. Çok sevindim. Yani bu kadar çabuk. Tebrik ederim. Mutluluklar. Ne oldu? Bilmiyorum hayatım, anlamadım. Ama olay kendi kendine çözüldü galiba. Bora'ya aşık olmuş bizimki. Oh, sonunda rahat nefes alabileceğiz. Çiçekler nerede? Odanda seni bekliyor. Gidelim bakalım o zaman.
Esma Hanım, müsait misiniz? Ne demek Nedim Beyciğim, ne demek müsait miyim? Ben bir diri fizikçiyim, sizin için her zaman müsaitiz. Buyurun, kitap okuyordum. Ne kitabı? Benim için üzerine küçük bir notçuk yazdığınız kitap. Masal kahramanım tarafından küçücük bir hediye. Ha, o kitap. Gördüğüm birçok kalın kafalıdan en az iki beden daha incesiniz Nedim Beyciğim. Yakın gözlükçüğümü evde unutmuşum, uzak gözlükçüğüm gözümde. Nasıl da romantik ve çağrışımlısınız. Üzerine üşenmemişsiniz, bir de not yazmışsınız. Yapmışım değil mi? Tabii, yaptım. Gönül bahçemdeki son güle. Nasıl da manidarsınız, romantiksiniz. Bir Don Juan var sizde, sizden içeri. Beğendiğinize sevindim Esma Hanım. Beğenmek ne kelime? Ayı görünce ölü taklidi yapanlar gibi bayıldım efendim. Alo? Siyah Kartal, beni duyuyor musun? Beyaz Şahin dinlemede. Ne? Milli Eğitim'den gözlemciler mi gelmiş? O zaman dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Siyah Kartal, ben gelene kadar onları oyala. Gözlemciler gelmiş Nedim Beyciğim. Hastalıkta, sağlıkta bana kapıya kadar eşlik eder misiniz efendim? Ederim. Sultanım. Aa, kimse yok. Kitap. Oh, ya ben de bu kitabı nereden unuttum diyordum. Az kalsın Songül Hanım'a aldığım hediyeyi kaybediyordum. Abi her şey tamam herhalde. Ha, gelir birazdan. Ha, her şey tamam. Su nerede? Aa, suyu unuttum katen. Ya. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Okurla yazarın, yazarla okurun buluşması heyecan verici değil mi? Sizi böyle görünce kitapları havaya yazmıyoruz diyorum. Kitaplar geldi. Taze taze bu kitaplar. Taze taze, sıcak sıcak. Merhaba. Taze taze, sıcak sıcak. Baskıdan yeni çıktı bu kitaplar. Hadi geleyim. Sakin. Al kardeşim. Yeni geldi bu kitaplar. Taze taze, çıtır çıtır. Ne diyorsun Fırki? Artık harekete geçelim. Aynen. Yapılacak tek bir şey kaldı. Alo. Polis mi? Bir korsan ihbarında bulunacaktım da. Ha, ben de sizi arıyordum. Buyurun Hasan Bey. Size küçük bir hediye aldım. Hediye mi? Aa, şimdi böyle bir zorlama gibi oldu yani. Ben bu kadar dırdır yaptıktan sonra siz de tabii almak zorunda kaldınız. Olur mu öyle şey? Vallahi haklısınız. Çünkü sizi son zamanlarda bayağı ihmal ettim. Ama ne ihmali canım? Ben yıllardır hediye almıyorum. Ne aldınız? Gösterin, gösterin. Ne? Ay, çok affedersiniz, böyle birden yabanileştim. Yok canım, önemli değil. Ya küçük bir hediye. Kitap. Beğendiniz mi? Bana kitap mı aldınız? Beğenmediniz mi? Yok, yani çok güzel. İçinde de gönül bahçemde açan son güle yazıyor. Çok güzel, çok. Yani ben uzun zamandır hediye almadığım için ben ne yapacağımı şaşırdım. Çok mahcup oldum. Küçük bir hediye. Şimdi müsaadenizle. Gözlemciler gelmiş. Benim onları karşılamaya gitmem gerekiyor. Gidiyorum ben. Bir saniye, siz gidip gözleyin ama şu kravatı bir düzeltelim önce. Tamamdır, hadi. Kolay gelsin. Tıpış. Tamam, tıpışayım ben. Tıpış.
Makamım bensiz ne kadar da yavan, ne kadar da anlamsız görünüyor. Sana bakıyorum da Songül, kahkahalarla gülsem mi, üzülsem mi karar veremiyorum. Bu oda takımının üzerine konmuş bir kelebek gibisin adeta. Siz güzel olun, bize yeter Esma Hanım. Sus! Maaşımın KDV'si bile olamayacak insan tutmuş bana akıl veriyor. Nedim Bey'in bana aldığı naçizane mükemmellikte hediyemi burada unutmuşum. Bir yanlışlık olmasın Esma Hanım? Bakayım, kendimi geri alayım. Nedim Bey'in bana aldığı naçizane mükemmellikteki hediyemi burada unutmuşum. Yok, bir yanlışlık yok Songül. O kitap bana alındı Esma Hanım. Kim aldı? Söyleyemem. Sen bir hediye. Güldürme beni Songül, çok işim var. Ama içinde gönlümde açan Songül'e yazıyor. Bakalım. Son ve Gül ayrı yazılmış. Seni de ancak ortadan ikiye ayırırsam bu kitabın sana hediye edildiğini düşünebilirim. Kitap bana alındı Esma Hanım. Yemin iç. Yemin içiyorum. Yalanım varsa bir daha Esma Hanım'a, o yüce insana hizmet etmek nasip olmasın de. Olmasın. Hah, bir de büyük yemin etti. Ben bu hediyeyi sana kimin aldığını gayet iyi biliyorum alt kültür. Çekil önümden. Bir hediye çekinden, bir de katil bebek Chucky'den uzak duracaksın demişler. Bir de bana durup dururken atasözü uydurtuyor, utanmaz. Ah Nedim Bey ah. Seninle de sonra konuşacağız. Gözüm. Allah Allah. Akıllıya bak, bir de benim hediyemin üzerine yatacaktı. Yok öyle şey. Efendim. Daha gelmemişler. Efendim. Yine gelmemişler. Efendim. Ufacık tefecik, içi dolu insancıklarla dolu okulumuz, girişim kolejimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Daha ne diyeyim? Milli Eğitim Teftiş Kurulu Müfettişi Efe. Efe, Endim. Efendim, memnun oldum Efe Beyciğim. Ne kadar kısa ve akılda kalıcı bir isminiz var. Milli Eğitim Teftiş Kurulu Müfettişi Efe Bey. Öncelikle uyarı mektubumuzu ciddiye alıp böyle bir sosyal etkinliğe imza attığınız için kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Ah evet efendim, böyle bir sosyal etkinliğe imza attık ve bir imza günü tertipledik. Sizinki kurumda, bizimki soba kurumu mu? Evet, buyurun buyurun efendim, gezelim görelim. Okulcanak, okuduğumuzu anlayalım. Tatlı insan, buyurun efendim, buyurun. İmza günü başlamayacak mı daha? Arkadaşlar, Çiğdem Hanım telefonla konuşuyor. Birazdan gelecek, başlayacağız. Kardeşim, çatlamayın siz de ya, Allah Allah. Hiç masraftan kaçınmadık, ayağınıza kadar yazar getirdik. Hala vıdı 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 yapıyorsunuz. Oğlum sussana. Müşteriyle nasıl konuşacağını bilmiyor musun sen? Oğlum sen hayatında hiç müşteri her zaman haklıdır diye bir şey duymadın mı? Duymadım kardeşim. Yok öyle bir şey. Müşteri her zaman kamildir. Anında bak, kamil işte. Şişt, bana bakar. İyi. Bayağı iyi gidiyor satışlar ha. Oğlum, karın içinden önce Sevim teyzenin elektrik faturasını ödeyeceğiz. Allah Allah, biliyoruz biliyoruz. Bir şeyi 40 sefer söylemenize gerek yok. Ama bana da bayağı para kalacak. Kusura bakmayın arkadaşlar, yayıncım Vedat Bey'le görüşüyordum da. Umarım bir sıkıntı yoktur Çiğdem abla. Yok, aslında var. Benim kitabın korsanı çıkmış piyasaya. Alışık olmadığımız bir durum değil ama tam kökünü kuruttuk diyoruz. Yine çıkıyor korsan ortaya. Vay şerefsizler vay. Yemin ediyorum var ya, bunlardan iki tanesini Taksim Bey'den ah diye böyle sallandıracaksın. Bak bakalım bir daha korsan kitap basıyorlar mı? Vallahi ben Ayşegül Reloaded romanımı yazayım. Sıkıyorsa korsanını bassınlar. Yemin ediyorum sağlı sollu dalarım ha yakaladığım yerde. Öyle dalmakla malmakla olmaz Orçuncum. Gelir seviyesini arttıracaksın, emeğe saygıyı öğreteceksin. Neyse, polis korsan kitap basan matbaayı mühürlemiş zaten. Başlayalım isterseniz. Başlayalım tabii. Arkadaşlar, hadi böyle sıraya girin. Hüsra. Merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba canım. Adın ne? Begüm. Begüm. Begüm, nereden aldın sen bu kitabı? Buradan aldım. Bu kitap korsan. Ne? Nasıl? Bandrolü yok arkadaşlar. Ya Çiğdemciğim, sen ne yapacaksın bandrolü ya? Televizyon mu bandrolü olsun? İmzalayacak. Kusura bakmayın, ben korsan kitabı imzalayamam. Ya
Çiğdem abla ne olursunuz kusura bakmayın. Biz bilmiyorduk. Orço. Oğlum sana para verdik gidip korsan kitap mı aldın alalı? Ya ben ne anlarım korsandan tayfadan ya Allah Allah. Furkişlerin tavsiye ettiği yerden aldım işte. Sen bu kitapları Furkanların tavsiye ettiği yerden mi aldın? Tezgaha geldik. İşte memur bey, korsan kitapların satıldığı stand burası. Hayır şekerim, o da yetmiyormuş gibi korsan kitapların yazarı hanımefendiye bir de kitapları imzalatmaya kalkışıyorlar. Asalım bunları. Hatta bunlara kitabı satanı da, onlara satması için yönlendirenleri de hepsini asalım. Susun. Siz kitabın yazarı mısınız? Evet, Çiğdem Anlat. Çiğdem Hanım, kitapların korsan olduğu yolunda şikayetler var. Haklısınız. Maalesef hepsi korsan. Ben de şimdi fark ettim. Bu durumda tezgahçılarla ilgili işlem yapmamız gerekiyor. Memur beyciğim, bu okulda okuyan pis altılı diye bir grup var. Muhtemelen ve kesinlikle onlar açmıştır tezgahı, ben size söyleyeyim. Ya burası da amma kalabalık oldu ha. Ben kütüphaneye gidip yeni romanın üzerinde çalışayım. Ya buraya gel. Sen getirmedin kitapları buraya. Allah Allah, getirdim güzel kardeşim de. Furkanların tavsiye ettiği adamdan aldım, daha ucuz oluyor diye. Bir de iftira. Memur bey, bu arkadaş iftiralarına devam ederse Çiğdem Hanım'la beraber biz de suç duyurusunda bulunacağız. Duyur. Hadi duyurun. Oğlum ben size öyle bir şey yapacağım ki 7 mahalle öteden duyacaklar sizin sesinizi. Açın bakayım. Açın, açın. Ne oluyor burada? Hayırdır? Vallahi hayır falan yok hanımefendi. O konuda açmış olduğunuz standta öğrencileriniz korsan kitap satıyor. Ne? Bu nasıl kitap bu Resmi Hanım? Büyük rezillik. Bu mu sizin kültürel etkinlik anlayışınız? Yazık, çok yazık. Fetiş Bey, bizim okula değil korsan kitap, korsan taksi bile giremez. Bir dakika, gitmeyin. Lütfen, nereye gidiyorsunuz? Çiğdem abla, inanın şu an yerin dibindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bizim Orço tezgaha gelmiş. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Fark ettim Güneyciğim, sen canını sıkma. Arkadaşlar, ellerinizdeki kitapları Orçun'a iade edin. Ben tekrar imza için gelirim okula. Bizim de tutanak tutmamız gerekiyor. Ne tutanağı ya? Okuyorum ben ya. Okuyorum ben, öğrenciyim. Memur bey, tutanağı falan hiç gerek yok. Belki acemiliğine gelmiş arkadaşın. Ben şikayetçi değilim. Ablam benim be. İşte edebiyatçı dayanışması bu. Yarın bir gün siz de benim kitaplarımın korsanını satarsanız vallahi hiçbir şey demeyeceğim ha. Şikayetçi olmayacağım sizden. Yalnız Orçuncum, sen bu kadarla kurtulamayacaksın. Çünkü biz bu kitapların satışından kazandığımız parayla Sevim teyzenin elektrik faturasını ödeyecektik, hatırla. Allah Allah, iade ediyorlar işte aldığımız paraları. O yüzden çalışıp para kazanman lazım senin. Benim mi? İyi o zaman. Yazdığım kitap Nobel ödülü alsın, boy boy baskı yapsın. O zaman ben size ödeyelim parayı diye. Tabii öyle de olur Orçuncum da Sevim teyzenin senin 40 fırın ekmek yemeni bekleyecek vakti yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorum senin nasıl para kazanacağını. Ya millet, bu Kamil akıllanacak mı şimdi? Vallahi benim ondan hiç umudum yok. Ama inşallah şu esnaftan topladığımız paranın üzerini tamamlayacak. Ya oğlum, bu Orçun'un bu zamana kadar yaptıkları meslekler arasında ona en çok yakışanı ya. Kesin kazanır. Buyur Kamil abiciğim, bu senin. Ha, bu da senin. Allah bereket versin. Buyur ağası, soy bakayım birer tane daha. Allah Allah! Hem para vermiyorsunuz hem bir tane daha soy diyorsunuz. Akşama kadar daha 200 lira biriktireceğim oğlum. Hadi oradan çok konuşma. Bak vallahi zabıtaya ihbar edeceğim seni ha. Soy lan. Tamam bey tamam. Sizi arkadaş belirleyende kaba. Orço zabıta geliyor. Lan ne zabıta Allah. Nankörsünüz Kamiller, nankörsünüz. Aşırı da k***nızla alaydın. Vallahi şu an k***tana gülmekle meşgul be kardeşim. Gel! 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 O ki hıyarları bunlar. Gel! Gel! Ayşe, Fatma, Fatoş, bu hıyarlar çok hoş. Orço, zabıta geliyor. Ya ay kızım, o numarayı bir kere yerler, bir daha yemezler. Bak hakikaten geliyor. Ya daha üzgün şakalar bulsanız da siz kendinize ya. Allah Allah, nedir bu taklitçilik? Gereksiz. Zabıta geldi. Nerede? Allah, zabıta geldi. Sermayeyi kaptırdı, kikilit. Zabıta geldi. Çekilin lan k***lılar, çekilin. Lan bir şey yapmaz, gel. Hayatta her şeyin korsanını çıkartıyorlar. Kitabım ve birazdan içeri girecek olan Nedim Bey'in bile korsanını çıkartmışlar.
Merhabalar Esma Hanım. Müsait misiniz? Lafın üstüne gelen iyi insan olmayın diye çok uğraştım ama nafile Nedim Bey. Müsait miyime gelince, kime göre ve neye göre efendim? Neye göre ve kime göre Nedim Beyciğim? Siz gidin Songül'le bir hademe parçasıyla, hatta bir yedek parçayla flört edin efendim. Nasıl? Ben de sizi kas sistemi içinde, hiyerarşi içinde iyi bir yerde sandım. Mütevelli heyeti başkanı dedim, koynuma, yani odama aldım. Püh size! Ne oldu Esma Hanım, ne yapmışım? Bir yanlış anlaşma oldu sanırım. Yanlış anlaşma değil, yanlış anlama bir kere. Size sinirliyken bile eğitimci kişiliğimden odun, yani ödün vermiyorum. Gelelim kitaba. Hani kitabı bana almıştınız? Songül'e bir alt kültür insanını almışsınız efendim. Flörtözlükte çığır açmışsınız. Ben sizin gönül bahçenizde açan Songül değilim ama siz benim bahçeme giren son kazmasınız efendim. Hayırlı günler, bol kazançlar efendim. Çocuklar niye zahmet ettiniz? Ben yapardım bir şeyler. Önemli değil Sevim teyze. Karanlıktayı bulmamışsındır diye biz yaptık getirdik. Ya hem önemli olan hep beraber yememiz değil mi? Buyurun. Şşş, PC otur sırtına masaj yap be. Lan oğlum yatar tarafı ağrıyor ya. Orçun bardak çekelim mi sırtına ister misin? Yok 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 aman çok teşekkür ederim. Çok nafiz sağ ol abi. Ama Salçacığım eğer sen bana tayı masajı yapmak istiyorsan problem olmaz yani. Orçucuğum sana bir şey soracağım. Söyle canım. Sen bu karanlıkta böyle avucunun içini görebiliyor musun? Ne oldu ki? Görüyor ha. Ha işte güzelce bir yala ama dışına taşırma. Şakacı seni. Heh, teşrif ettiler. Hop 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 sen otur kardeşim. Abi dur ben de geleyim ya 2 dakika ne olacak? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz elektrik saatinin mühürünü açmaya gelmiştik. Oh vallahi ya maşallah. Kesmeye gelince sabahın köründe geliyorsunuz. Açmaya gelince geceyi buluyor değil mi işiniz? Tamam kardeşim artık tamam. Ya sırf bunlara dalabilmek için faturayı ödemeyeceğim yemin ediyorum ya. Ya ne kısa devre yaptın elin adamlarına kardeşim ya. Bırakalım adamlar işlerini yapsınlar. Hadi birader siz de çözün şunu artık tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gir abi gir. Bir dakika ya dur açıyorlar mı? Ya açacaklar ne yapacaklar devletin adamı gir. E hani açılımı değil elektrik ya. Ya diyorum işte abi bakayım ya. Ya sen bir dakika otursana. Ya ben yine sana dakika başı otur demeye başladım. Ne oluyor ya? E deme abi o zaman. Otur kardeşim sen otur. Allah Allah. Size bir şey söyleyeyim mi kanka Cahit'leri? Aslında biz bu elektrikçi kamilleri başı başına bekledik ha. Şu trafoyu saate elini bir dokunduracaktık her yer ışıl ışıl olurdu ha. Sus lan hıyarcı zorla. Arkadaşlarım, arkadaşlarım. Alkışa ve tezahürata hiç gerek yok. Madem bu kadar çok ısrar ediyorsunuz, konuşma yapabilirim. Öncelikle hıyar satıp elektriklerin açılmasında yardımcı olan kendime... ...sonralıkla sizinle arkadaşlık edip pis yedilinin IQ seviyesini yükselten yine kendime... Daha sonra boş zamanlarında Zorro kıyafeti giyip fakir halkın yanında olan kendime teşekkürü bir borç biliyorum. Ha! Ben de sana biraz sus turşuyu borç biliyorum kardeşim. Sofrada konuşun bakire falan otur yeni yeni. Neyse arkadaşlar. Orçun'un deyişiyle Shakespeare Kamili'nin dediği gibi sonu iyi biten her şey iyidir. Kadehimizi Sevim teyzenin sağlığına ve mutluluğuna kaldıralım. Hey pardon. Yıldızlarınızı yeri düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarruflu cılız bir ışık.
Yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarrufu cılız bir ışık. Kardin Mobilya sundu.